Arkadaşlar ÖSYM'nin yine çok sevdiği bir soru tarzı. Bu şekilde tablo verip sınavda denettirdiği sorularda var arkadaşlar. ÖSYM'nin. O yüzden burada tablo sürecini yönetmek çok önemli. Şimdi bu tablo sürecini nasıl yöneteceğinizi ben size göstereceğim. Aşağıdaki tabloda Abdullah, Merve, Nurgül, Tuncay ve Yasin'in bildiği dilleri gösteren bölgeye tik işareti yazılmıştır. Buna göre bu 5 kişiden her birinin bakın her birinin farklı bir dil konuşabildiği 3 kişilik bir grup kaç farklı şekilde oluşturulabilir. Şimdi arkadaşlar bu soruların böyle hazır bir çözümü yok. Bunları sınavda düzgün bir şekilde yapmanız gerekiyor. Yöntem şu. Düzgün başlayacaksınız. Şimdi arkadaşlar ilk başta örnek veriyorum. Abdullah ile başlayın. Tamam mı? Mesela Abdullah e, Abdullah ile Merve'yi seçtikten sonra arkadaşlar. Tamam mı? Şu anda herkes farklı bir dil konuşabiliyor değil mi? Tamam. Aslında bizim istediğimiz neydi? Üç kişilik bir grupta herkesin farklı konuşmasıydı. Peki ben buraya Nurgül'ü alsam arkadaşlar bakın. Abdullah'la Merve'yi seçtikten sonra Nurgül'ü alsam herkes farklı bir dil konuşabiliyor mu? Abdullah Türkçe konuşsun, Merve Rusça konuşsun, Nurgül Almanca konuşsun. Olabiliyor. Dolayısıyla bu sağlıyor. Dolayısıyla burada amacımız ne arkadaşlar? Şu ikisini sabitledikten sonra bakın. Abdullah Merve'yi sabitledikten sonra her şey olabildiği için Nurgül oluyor bir. Tamam mı? Tuncay da oluyor iki. Çünkü arkadaşlar Abdullah çok fazla dil biliyor. Merve de çok fazla biliyor. Üçüncüsü artık herhangi bir dil konuştuğu zaman zaten bu olay çok rahat bir şekilde sağlanabiliyor. 2. Yasin olsa 3. O zaman ee, şöyle yapalım mı? Abdullah, Merve, Nurgül, Abdullah, Merve, Tuncay, Abdullah, Merve, Yasin. Bu şekilde de bir sayma algoritması oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda bakın Abdullah, Merve olduğu zaman kaç tane oldu? 3 tane durum var. Şimdi Abdullah, Merve'yi bitirdik ya arkadaşlar. Bu sefer geliyorsunuz, Abdullah Nurgül yapıyorsunuz. Şimdi Abdullah Nurgül yaptıktan sonra, bakın ee, dikkat edin Abdullah Nurgül'e. Ortası boş. Rusça bilen yok. Bana Rusça bilen birisi lazım. O zaman Abdullah Nurgül yaptığım zaman benim kime ihtiyacım var? Yasin'e ihtiyacım var. Çünkü Yasin ee, Rusça biliyor arkadaşlar. Evet. Abdullah Nurgül'ü de bitirdim. Şimdi ab arkadaşlar Abdullah Tuncay'ı yapacağım. Abdullah Tuncay'ı yaptığım zaman yine benim ee, Rusça bilen birine ihtiyacım var. Abdullah Tuncay. O yüzden Yasin'e ihtiyacım var. Yasin. Şimdi ben Abdullah'ı bitirdim. Abdullah bittikten sonra arkadaşlar Abdullah şu şekilde çarpı atıyorsunuz. Şimdi tekrar başlıyorsunuz. Merve ile Nurgül örnek veriyorum. E, şu anda bile yeterli. O yüzden Merve, Nurgül e, ondan sonra Tuncay olsa da olur. Yasin olsa da olur. Çünkü neden? Merve burada iki dili biliyor. Nurgül de Merve'nin bilmediği bir dili biliyor. Dolayısıyla Tuncay ve Yasin ne bilirse bilsin. Zaten herkes farklı bir dil konuşabilmiş oluyor arkadaşlar. Şöyle Tuncay Türkçe konuşsun, Merve Rusça konuşsun, işte Nurgül de Almanca konuşsun. Çok rahat bir şekilde sağlıyor. Burada Merve'nin fazla dil bilmesi önemli. Şimdi Merve Nurgül'ü bitirdim. Peki şöyle bakalım arkadaşlar acele etmeyelim. Merve Nurgül'den sonra e, Merve Tuncay'a bakalım. Merve Tuncay'a baktığımız zaman arkadaşlar Yasin'e ihtiyaç var. Çünkü Almanca bilen Yasin var. Merve, Tuncay, Yasin. Bu da bitti. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi e, ee, burada Abdullah bitti. Merve bitti. Gelene kaldı. Nurgül, Tuncay, Yasin. E, ee, peki üçü beraber olsa farklı bir konuşabiliyor mu? Nurgül mesela Almanca konuşsa, Tuncay e, Türkçe konuşsa, Yasin Rusça konuşsa oluyor. O yüzden Nurgül, Tuncay, Yasin de olabiliyor. Şimdi bakın arkadaşlar kaç tane grup oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oldu. O yüzden cevabımız arkadaşlar 9 olacak. Bu sorularda size tavsiyem arkadaşlar, benim gibi bir tanesini komple bitirin, çarpınız atın, öbürünü bitirin, çarpı atın. Bak ne kadar sistematik geliyor, farkında mısınız? Hiç kafa, akıl, zihin yorulmuyor arkadaşlar. Bakın her zaman söylüyorum, önemli olan bir boks maçı gibi örneklerim arkadaşlar. Bir boks maçında rakibi puanla yenmek değil, rakibi knockout'la yenmek de değil, rakibi yumruk yemeden yere sermek. Sınavda önemli olan soru çözmek değil. Birçok arkadaş burayı atlıyor. Önemli olan beyni yormadan çözmek. Çünkü sınavda sana tek lazım olan bir şey var, beyin sadece bu sorularda etmiyor ki. Türkçeler Türkçe sorularında da beyin lazım. O yüzden arkadaşlar önemli olan hani kendinizi yormadan süreci tamamlamak. Bu yüzden bu tarz çözümlere lütfen önem verin. Arkadaşlar ÖSYM'nin çok sevdiği evli çift soruları. Bakın bunlara alışın. Çünkü bunlar sınavda özgün soru oluyor arkadaşlar. Yani öyle bir kurgu soruyor ki o sınavın belirleyici sorusu oluyor. O sınavın özgün sorusu olmuş oluyor yani arkadaşlar. O yüzden dikkat edin. Evli çift sorularında kafanız karışabilir. Zihninizi sınavdan önce bu tarz sorulara alıştırın. Aralarında 5 evli çiftin bulunduğu 6 kadın, 5 erkekten oluşan bir topluluktan aşağıdaki bilgilere göre bir ekip oluşturulacaktır. Ekip 3 kişilik olacaktır. Eşler birlikte bulunmayacaktır. Buna göre bu ekip kaç farklı biçimde oluşturulabilir? Şimdi arkadaşlar ben bu soruyu şu şekilde çözeceğim. 3 ee, kişilik bakınız dikkat edin. 3 kişilik toplam ekip sayısından hani rastgele oluşturabilecek toplam ekip sayısından tamam mı? 3 kişilik 3 kişilik eşlerin beraber bulunduğu eşlerin beraber bulunduğu toplam ekip sayısını ekip sayısını çıkaracağım. Geri kalan durumlarda eşler beraber değildir ve bu ekipler 3 kişilik. Değil mi? Neden? Çünkü bakın burada ne var? 3 kişi. Burada ne var? 3 kişi. Değil mi? Doğru mu arkadaşlar? Şimdi e ekip sayısı dedik, ekip sayısı. Tamam. Kim değerli arkadaşlarım? Kaç kişi var? 11 kişi. 11'in üçlüsü bize ne veriyor? Bu 11 kişiden oluşturulabilecek 3 kişilik ekip sayısını veriyor. Tamam. Şimdi erkek e, bakınız 6 tane kadın var değil mi? K1 e, kadın 1, kadın 2, kadın 3, kadın 4, kadın 5, kadın 6. Bu kadının e, kocası E1. Bu kadının kocası E2. Bu kadının kocası E3. Bu kadının kocası E4. Bu kadının kocası Evet, şimdi normalde soruyu çözerken arkadaşlar önce erkekleri yazıyordum. Bu erkeğin karısı diyoruz, tuhaf oluyor. En azından dedim ki e, kadının kocası diyelim e, ya da eşi de, eşi diye de hitap edebilirsiniz arkadaşlar. Çok e, sorun değil ama en azından hani şu eş kelimesi birazcık hani eş deyince kadın da anlaşılıyor, erkek de anlaşıldığı için burada kullanmak istemedim. Anladınız mı? Eş dedim mi, eş deyince kim geliyor? Kadın da geliyor, erkek de geliyor. Ama kocası dedim mi kadın gelmiyor. Çünkü niye? Koca dedim mi, koca deyince erkekten oluyor. E, bunu O yüzden bunu vurgulamak için de böyle yaptım. Kadın birinin kocası bu. Tamam. Şimdi eşlerin birlikte bulunması diyor ya arkadaşlar. Birlikte bulunabilecek kaç eş var? 1, 2, 3, 4, 5 çift var arkadaşlar burada. Bu 5 çiften bir tanesini alalım. Hani eşlerin beraber bulunduğu üç kişilik ekip sayısını buluyorum ya. 5 çiften birini aldım. Şu an kaç kişi seçmiş oldum arkadaşlar? 2 kişi seçtim. Niye? Ben eş seçtim buraya. Eşin içinde kaç kişi var? 2 kişi var. Tamam. Şu an benim grubuma bir kişi lazım arkadaşlar. Temsili olarak buradan bir tanesini götürüyorum arkadaşlar. Geri kalan ee, Kaç kişi var? 1, 2, 4, 6, 8, 9 kişi var. Ben bu 9 kişiden kaç kişi seçsem bir kişi seçeceğim. O yüzden çarpı 9'un birlisi. Şimdi diyeceksiniz ki ya hocam seçtiniz onun eşi de orada bulunabilir mi? Arkadaşlar şimdi grup 3 kişilik. Ee, burada eş dediğimiz olayda hani bir kadının bir kocası var. Bir erkeğin ee, bir eşi var. Tamam mı? Dolayısıyla hani burada siz seçtiğiniz bir kişinin burada karısının ya da kocasının olma şansı yok. Mümkün değil olamaz. Niye? Çünkü zaten benim bu hani beşin bir istediğimin içinde e, evli çift var hani. Bir çift var. Zaten bunlar kendileri karı koca. Buradan gelenin bununla karı koca olma şansı var mı? Yok. Çünkü niye? Bir erkeğin burada e, bir kadını var. E, bir kadının da bir kocası var. Tamam mı? O yüzden hani burada çok arkadaşımızın kafası takılmış. Ya hocam nasıl olur? Onun da orada karısı bulunabilir. Onun da orada kocası bulunabilir. Bulunamaz kardeşim. Zaten evli çift seçti Adamın burada bir eşi var. Neyse. E, eksi. Burada arkadaşlar ne yapıyor? 5 kere 9'dan 45 yapıyor. 11 üstüsünü arkadaşlar ben bulurum sizin adınıza hiç uğraşmayın. 165 45 buradan da cevabımız 120 olacaktı değerli arkadaşlarım. Tamam mı? Bence güzel bir soruydu. Anlattığımız vurgu da çok önemli bir vurguydu. Arkadaşlar tam böyle sınavda çıkabilecek bir soru. Benden önce muhakkak ama muhakkak uğraşın. Çok güzel içinde bir detay var. Umarım o detayı bulursunuz arkadaşlar. Şimdi bakalım sayıları tam olarak bilmeyen Berk gördüğü bir sayının 1 bölü 10 olasılıkla gerçek değerinin yarısını, 1 bölü 5 olasılıkla gerçek değerini, 7 bölü 10 olasılıkla gerçek değerinin 3 fazlasını söylemektedir. Tarık, Veysel ve Yekta tahtaya sırasıyla 12, 15 ve 30 sayılarını yazmışlardır. Buna göre Berk'in tahtada gördüğü bu üç sayıdan ikisini aynı, diğerini bu sayıların daha büyük sayı değerini okuma olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar tahtaya yazılanlar, Tarık'ın yazdığı 12... Veysel e, 15 yazdı. Yekta da 30 yazdı. Şimdi bakın burada bir tablo yaparak bu işi çözeceğiz arkadaşlar. İkisi aynı olacak. Şimdi 12'yi 3 fazla okursa eğer 12 artı 3 diye okursa tamam mı 15. Bunu da 15 artı 0 yani gerçek değerinde okursa arkadaşlar bunu da 30 artı 0 diye gerçek değerinde okursa bu olur. Fakat burada dikkat etmemiz gereken eleyici bir nokta var. Böyle yaptıktan sonra arkadaşlar şu arkadaşımızı tamam bakın şu arkadaşımızı 30 artı 3 şeklinde okusa da olur. Neden? Çünkü fazla olacak. Bunlar 15 oluyor. Zaten bu fazla oluyor. Bir Burada eminim birçok arkadaş e, kaçırmış olabilir. Dikkat edin eminim diyor. Hem de kaçırmış olabilir diyoruz. Dikkat edin arkadaşlar bunlara. E, tehlikeli bir yerde yani. Devam edelim. Bir başka olasılıkla arkadaşlar. Bunu 12 artı 3 okusun. Bunu da 30 bölü 2 diye okusun. Tamam mı? Yarısı. 15. Bunun da fazla olması için mecburen 15 artı 3 olsun. İşte arkadaşlar benim istediğim durumları sağlayan durumlar bunlar. Tamam mı? Şimdi geliyorum. Şöyle yapacağım. Değerli arkadaşlarım. Ee, gerçek değerin okuma olasılığı. Gerçek değer 1 bölü 10. Yok. Gerçek değerin yarısı 1 bölü 10. Şuraya yazalım. Gerçek değerin yarısı 1 bölü 10. Gerçek değeri 1 bölü 5. 3 fazlası ee, o da 7 bölü 10. Şimdi arkadaşlar ne yaptığıma dikkat edin. Tamam. Şurayı şöyle sileceğim. İşlemi buraya yapacağım. Heh. Şimdi bu arkadaş 3 fazla okuyor. O yüzden okuma olasılığı 7 bölü 10. Yani Berk'in 3 fazla okuma olasılığı 7 bölü 10. 0. Yani gerçek değerinde okuyor. Ee, 1 bölü 5. Olay devam ediyor. Çarpı. Yine gerçek değerinde okuyor. 1 bölü 5. Veya dedim arkadaşlar artı. 3 fazla okuyacak. 7 bölü 10 e, gerçek değerini okuyacak 1 bölü 5. 3 fazlasını okuyacak yine 7 bölü 10 oluyor. Veya dedim arkadaşlar artı. 3 fazlasını okuyacak 7 bölü 10. 3 fazlasını okuyacak 7 bölü 10. Yarısını okuyacak 1 bölü 10. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar buradan e, burayı 4 ile genişletsek tamam mı? Sağlar. E, ve buradan ne gelir? 28 bölü 1000 geliyor. Hani paydayı 1000 yapıyorum. 4 kere 10, 40, 200, 1000. 28. 10 kere 10, 100. 5 ile çarpın. 500. Bunu 2 ile genişleterek bunu sağlayayım. E, ne olur? 7 kere 7, 49. 2 ile çarpın. 98. Paydaları eşitledim arkadaşlar. Burada paydası 1000. Buradan da ne geldi? 49. Bölü. Paydada ne var arkadaşlar? 1000 var. Bu toplamayı yaparsak ne geliyor? 175 bölü 1000 geliyor. 25'e bölün arkadaşlar. 7. 25'e bölün 40. O zaman cevabımız ne olacak? 7 bölü 40 olmuş olacak. Arkadaşlar özellikle hani özellikle diyorum bakın. Bu sorulardan karşınıza sık sık götürdüm ki bu tablo sistematiğini sorulara yaklaşım düzenini oturtun. Hani burada amacımız ya ben bir kampa katıldım güzel sorular gördüm değil. Ben bir kampa katıldım o kampta da baya bir şey öğrendim çıktım diyebilmeniz arkadaşlar. Bunu size söyletebiliyorsak bence ee, çok yol kat etmişizdir diye düşünüyorum. Arkadaşlar tam sınavın mantığında güzel bir soru. Yıldız atıyorsunuz. Bu tarz bir soruyu sınavda bekliyorsunuz. Bunun mantığı çok önemli. Ediz cep telefonuna bir uygulama indirdikten sonra uygulamaya 4 karakterden oluşan bakınız 4 karakterden oluşan bir şifre girmek istemiş ve şifreyi adının tamamını yazdığında uygulama Ediz'e bu şifre kolay tahmin edilebilir olduğundan kabul edilemez uyarısı vermiştir. Bunun üzerine Edis isminden 3 tane farklı harfi rastgele seçip bir tane de rastgele rakam belirleyip bu 4 karakteri rastgele sıralayarak uygulama şifresini oluşturmuştur. Uygulama şifrelerine büyük ve küçük harfleri farklı algıladığına göre Edis'in isminden 3 tane farklı harfi ve rakamlardan birini belirleyip şifre oluşturduğunu bilen bir kişinin şifreyi bulma olasılığı kaçtır? Arkadaşlar tam böyle bakın tam ÖSYM'nin tadında bir soru. Son yıllarda özellikle böyle küçük bir kurgu yapıyor. Aşağıda sorusunu soruyor. Bir de bu kurgunun içindeki parçalar tamamen bizim aslında eskiden klasik eski nesil soru olarak gördüğümüz parçalar oluyor. Şimdi arkadaşlar Ediz isminden 3 tane harf seçecek. O yüzden e, Ediz 4 harfli olduğu için 4'ün 3'lüsü oluyor arkadaşlar. Tamam 3 tane harf seçti. Peki her bir harfin büyük küçük durum var. Her bir harf için 2 durum var. Diğer harf için 2 durum var. Üçüncü harf için de yine iki durum var. Büyük küçük, büyük küçük, büyük küçük bakın arkadaşlar bunlar. Sonra buraya yazabileceği 10 rakam var. 10 rakamdan bir rakam seçiyor arkadaşlar. Sonra bakın bunları sıralıyor. Dolayısıyla sıra, 4 karakter kaç farklı şekilde sıralanabilir? 4 faktöriyel oluyor. Bakınız arkadaşlar bir daha söylüyorum. Ediz ismindeki 4 harften 3 harf seçiyor. Her bir harf için 2 durum var. 2 çarpı 2 çarpı 2. Hani büyüklük küçüklük durumları 2 çarpı 2 çarpı 2. Çarpı 10 rakamdan 1 rakam seçiyor. Ve bu 4 e, ee, karakteri sıralıyor. 4 faktöriyel. O yüzden arkadaşlar bakın burada rastgele rastgele Rastgele, bunlara dikkat etseniz aslında soruyu çok daha rahat çözebiliyorsunuz. 4, arkadaşlar burası 8, burası 10, burası 4 faktöriyel. Bunu parçalayın. E, kaça kaç diye parçalayalım? 2 çarpı 5 diye parçaladım. Çarpı 4 faktöriyel, 8, 4. E, 5 ile 4 faktöriyeli çarpın, 5 faktöriyel. 2 kere 8, 16, 16 kere 4 ne yapar arkadaşlar? 64 yapacaktır. Bu kadar. Şifre oluşturulabilir. Bunlardan hangisi doğru? Bir tanesi doğru. Şifre olaylarında olayın mantığı ne arkadaşlar? bir. Aslına bakın bak bu da çok basit bir şey ama e, konu ilk defa görenin birisi için basit değil. Şifre demek hani bir tane doğru demek. Şifre de bir tane doğru oluyor arkadaşlar. Tamam mı? Hani bu algılama sistemini de anlatmış. O yüzden 1 bölü e, 64 çarpı 5 faktörel tüm durum istenen durum 1. Cevabımız Edirne olmalıydı değerli arkadaşlarım. Bence e, yine bu permutasyon kombinasyonu olasılık denemelerimizden ne kolay ne zor. Tam e ne kolay ne zor ÖSYM'e sen diyebileceğimiz bir soruydu.